Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2021 güncellenen fiyat sitesiyle beraber Peugeot 2008 GT Line'ını tanıttım. Dediğimiz gibi, sizlere söz verdiğim gibi B-SUV modellerini tanıtmaya devam ediyorum arkadaşlar. Hepsinin opsiyonlu bir şekilde her şeyini yazıyorum, anlatıyorum sizlere, söylüyorum. Lütfen emeklerimizin karşılığını verin arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Rica minnet çekiyoruz bu videoları. Gerçekten zar zor izin alarak çekiyoruz. Yani baskın bir şekilde çekiyoruz maalesef. Bugün MEPA'dayız, Peugeot'dayız. Yine de teşekkür ederim onlara. Bana bu videoyu çekmeme izin verdiler. Peugeot 2008 GT Line'ı buldum ve çektim arkadaşlar, sunumu sizlere. Hemen videoya geçelim, lafı fazla uzatmayalım. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoya geçelim. Bugün de size yeni 2008 GT Line'ı tanıtıyorum arkadaşlar. Allure ek olarak bakın, burada full led farlarımız var. Görüyorsunuz. Allure'da full led yok. Bunda full led farlarımız var. Yani önde çok fazla bir değişiklik yok. Gerçekten çok güzel bir far tasarımı var 2008 GT Line'da. Ben arkadaşlar objektif bir düşünce söyleyeceğim size. Hani ben kendim B-SUV'da en çok 2008'i beğeniyorum. Bir de GT Line olunca tadından yanmıyor. Diğer markaları seven arkadaşlar lütfen alınmasın. Gerçekten çok güzel bir araba yapmışlar. Fiyat konusunda da hepsine de değineceğim. Bu şekilde sis farlarımız yine burada. Dediğim gibi full led farlarımız var. Bunda black pack paketi yok arkadaşlar. O yüzden bunlar siyah renkte gelmiyor. Ve logo da aynı şekilde. Bakın burada çarpışma önleyicilerimiz var. Ön taraftan bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir aracın yanına gelelim isterseniz. Bakın burada yine Allure ek olarak aracımızın üzerinde 17 inçlik jantlarımız var. Yine Peugeot'un yeni jantları arkadaşlar. Bakın krom ve pine black detaylı güzel jant lastik kombinasyonumuz var. 17 inç size konforda çok güzel olanaklar sağlar, hiç merak etmeyin. Bakın dodiklerimiz burada yine. GT Line yazımız. Bunlar aslında black pack aldığınız zaman siyah geliyor arkadaşlar, ama black pack paketi bu aracın üzerinde yok. O yüzden gümüş renginde bu şekilde geliyor. Bakın burada farımız var arkadaşlar. Altta bir kartal gözümüz de var ama şu an elektrik olmadığı için çalışmıyor. Kapatabilirsin. Bu şekilde. Alt tarafına geldiğimiz zaman yine burada krom bir çit olduğunu görüyorsunuz. Bakın burada da bir güzel bir yine tasarım detayı var aracın üzerinde. Şurada. Yan taraflarımız bu şekilde. Zaten bu videoda daha çok Allure'dan ve bunun rakipleri olan işte Renault Captur veya bakın şurada da bir Ed Blue'yu göstereyim sizlere. Dediğimiz gibi araç 1.5 dizel 130 beygir arkadaşlar. Şu şekilde bir arka tasarım var. Bakın altta da çok güzel bir tamponu var. Buranın düz olması eşyalarınızı koyarken gerçekten size çok güzel olanaklar sağlıyor. Araç çok güzel bir arka tasarıma sahip. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar yeni 2008'deki far tasarımları. Tamam, kapatabilirsin. Dediğimiz gibi aracımız GT Line. Şurada da bir geri görüş kamerası var arkadaşlar. Bakın şöyle tekrardan bir göstereyim. Hemen bir açalım bagajını, göstereyim sizlere. Kendimiz açıyoruz arkadaşlar. Zaten böyle araçlarda bagaj böyle kilidi beklemeyelim. Bu segmentteki araçlarda. Şöyle içine geldiğimiz zaman bakın burada bir halojen bir ışık kullanılmış. Şu şekilde. Gayet güzel, rahat bir bagajı var arkadaşlar. Kaç lira olduğunu yazarım size. Burada ceplerimiz var. Yine bu şekilde burada da var. İşte Allure ek olarak böyle iki kademeli bir bagaj hacmi sunuyor bizlere 2008 GT. Yine bunu da şöyle tutarsak şurada da bir stepnemiz var arkadaşlar. Bugün kenarlarda da ufaktan yalıtım şeklinde şeyler yapmışlar. Burada da var. Bu kadar. Bırakalım. Dediğim gibi böyle iki kademeli bir bagaj hacmi sunuyor. Bagajını kapatalım. Bakın buradaki Peugeot'umuz da. Arkadaşlar şuradaki detayda bakın, bu da Allure'da yoktu. GT Line olduğu için bu da var. Çok güzel bir detay var burada. Şöyle fine black bir siyah cam tavanımız var. İçeride sunroofumuz da var. Bakın burada bir spoiler. Onun da yan detayları. Peugeot'un genel arka tasarımı bu şekilde zaten bütün modellerinde. Şöyle geldiğimiz zaman bakın burada yine bir güzel tasarım detaylarımız var. Aşağıya geliyoruz. Yine aracın eteklerinde krom çıtalar var. Bunlar çok plastik. Hani biraz daha parlak durabilirdi belki. Gümüş renginde olabilirdi. Biraz mat renginde yapmışlar. Aracın rengi zaten gri.
bakın bu eteklerinden de şöyle. Şundaki malzemeler bile çok güzel kullanılmış. Hoş. Şöyle bir motorundan da bahsedeyim hemen size. Kaputu bir açayım. Bakın arkadaşlar, dediğimiz gibi araç 1.5 dizel 130 beygir. Kaç tork olduğunu da yazarım. Onu şu an unuttum. Gayet derli toplu. Bakın korumaları da var burada. Çok güzel bir motoru var aracın. Kapatabiliriz. Şimdi hemen bir aracın arkasından başlayalım. Sonra önüne doğru geçelim. Arkadaşlar bakın şöyle aracın zaten arka tarafını açtığımız zaman şuralarda sert malzemelerin bizi karşıladığını görüyorsunuz. Yine buralarda yumuşak malzemeler var. Bakın buralar hep sert. Şurada siyah payne bilek bir detay var. Burada yine güzel bir karbon biber detayı verilmiş. Ya buraların sert olması bu segmentteki bir araba için çok normal arkadaşlar. Bakın burada da gözlerimiz var. Burada bir hoparlörümüz var. Burada Twitter hoparlörümüz var. Şöyle bir içine geldiğimiz zaman bakın GT Line'da yarı deri, yarı kumaş koltuklarımız geliyor. Böyle yeşil dikişli arkadaşlar. Gayet şık. Hemen size bir iç tarafta bir yaşam alanını da gösterelim. Şöyle yani şöyle bir baş mesafesi var arkadaşlar. Böyle de bir diz mesafesi var. Yani ön tarafı da şöyle görüyorsunuz. 1.80 boyundaki bir arkadaşım nasıl oturuyor içeride? Düşüncelerin neler? Şu an üst taraftan çok ferah. Çok iyi ama diz mesafesinden birazcık şunların şu şekilde olması belki de. Evet, şuraların şu şekilde olması birazcık ama etkileyebilir. Genel olarak ferah yani. Evet, genel olarak ferah. Aslında biraz da koltuk geride, ondan da kaynaklanabilir. Evet, koltuk biraz geride. Ve gördüğünüz gibi sunroofumuz da var arkadaşlar. Buralarda filelerimiz var arkadaşlar. Buralarda iki tane USB port girişimiz var ve herhangi bir menfez yok. Ya illa olacak diye de bir şey yok arkadaşlar. Bir de ben vereyim şöyle içeriye. Evet. Oo, baş mesafesi olarak bayağı iyi. Şöyle bir aracı arkadan baktınız mı? Yani bir şu dezavantajı var arkadaşlar. Şunun boyu çok uzun. Hani belki de koltuk biraz yüksekte. Hani sürüş pozisyonunuz biraz, seyir zevkiniz biraz azalabilir. Şu baş mesafeler biraz daha, başlıklar biraz daha küçük olabilirdi diye düşünüyorum. Burada yine LED ambiyanslarımız var arkadaşlar. Karşı tarafta da var. Onun ne güzel. Şöyle şoför koltuğunu açtığımız zaman da arkadaşlar bakın. Yine buralarda yumuşak dokular var ama yine sert malzemeler var. Burada payne bilek detayı var. Burada karbon fiber detayı daha da böyle uzuyor ve hissiyat olarak gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bakın burada cam açma yerlerimiz var. Ayna ayarlarımız var. Katlanır ayna da var. Buralar yumuşak deri bakın. Buralar sert. Deri kullanılmış. Sert. En azından plastik malzemenin üzerine bunun gelmesi gerçekten şık durmuş. Yani ucuz durmasını engellemiş. Çok iyi olmuş. Burada yeşil detaylarımız var. Bakın GT Line olduğu için. Burada Peugeot yazımız var. Elektrikli hafızalı bir koltuklarımız yok arkadaşlar. Sanırsam bunları opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Bakın buralarda yarı deri, yarı kumaş yeni koltuklarımız var dedik. Şu şekilde gösterelim. Zaten Peugeot yeni tasarımlarıyla, yeni koltuklarıyla gayet şık bir araç yaptı. Şöyle bir içine binelim. İçinden göstereyim size birazcık. İçine bindiğiniz zaman arkadaşlar. Evet geldi. Şöyle bir 3 boyutlu ekranımız var arkadaşlar. Size nasıl gözüküyor şu an bilmiyorum. Fotoğraf olarak şu an içerisi çok karanlık olduğu için gösteremiyorum. Bakın şurada. Şurada anlıyorsunuz zaten. Evet. Ben otoya alalım aracı. Aksi bitmesin. Gördüğünüz gibi GT Line direksiyonumuz var arkadaşlar. Çok tatlı, yumuşak, küçük. Yani Peugeot'un zaten direksiyonları çok hoşuma gidiyor. Burada payne bilek detaylarımız var. Burada GT detayımız var. Burada ses açma yerleri, işte menü değiştirme yerleri, sesli komut. Burada multimedya ekranı yönetebiliyorsunuz. Şurada F1 kulaklıklarımız, pedal şiplerimiz var arkadaşlar. Böyle araçlarda pedal şipleri kullanmak çok zevkli olur gerçekten. Bakın burada kapılardan gelen yine karbon fiber detaylar. Buradan böyle girip yine devam ediyor. Burada da bir anahtar çalıştırma olduğunu görüyorsunuz. Yani tasarım olarak her şey yerli yerinde. Gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. Bu ekranın kaç inç olduğunu yazarım arkadaşlar sizlere. Şöyle açabilirsek. Cannot detected. Anahtarınız yoktu arkadaşlar. Bu ekranı da yine sizlere koyarım. Yine burada da açamadım. Allure paketinde de açamamıştım. Çünkü araçlara elektrik verilmiyor arkadaşlar. Yani bu videoları rica minnet çekiyoruz. Siz de lütfen destek olursanız çok sevinirim. Mesela bu videoyu çekerken iki defa kontrole geldiler. Zar zor çekiyorum. Bakın arkadaşlar burada menfezlerimiz var. Burada işte klima ayarlarınızı yapabileceğiniz yerler var. Resmen uçak kokpisi gibi. Burada yine navigasyonu ayarlayabileceğiniz yerler var. Bu ekranı size koyarım hemen buraya. Burada şöyle bir gözü koyma yerimiz demeyelim de burada bir kablosuz şarj yerimiz var ama bunda yok arkadaşlar. Herhalde o da opsiyon olarak geliyor bu araçta. İki tane, burada bir tane Type-C girişimiz var.
Burada da USB girişimiz var. Bu araçta Apple CarPlay, Mirrorlink hepsi var arkadaşlar. Android Auto da dahil. Burada 12 voltluk çarpmak girişimiz var. Burada da bir eşya gözümüz var. Burada bir EAT 8 şanzımanlı bir vitesimiz var arkadaşlar. Bakın burada manuel alabiliyorsunuz. Burada elektronik park frenimiz var. Burada dry modları, sürüş modlarını değiştireceğiniz yerler var. Burada iki tane bardaklar yükseklik ayarlı yine. Şöyle kol dayamımızı açtığımız zaman şurada küçük bölme ve büyük bölme olarak iki tane, bakın burada da yine devam eden bir gözümüz var. Şu kol dayamı indirelim. Bunu ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Buradan tavan perdemiz de tavan perdemiz elektrikli değil arkadaşlar. Bunu elimizle açıp kapatabiliyoruz. Şu şekilde. Elektrikli bir sunroofumuz var. Burada ışıklarımız var. Yine LED olarak. Haricinde başka size ne anlatabilirim içeride? İşte elektrikli karnaval dizaynımız var. Karavan dizaynımız var. Bakın şuradaki. Yani gerçekten şu Peugeot'un tasarımı harika. Bakar mısınız şuralara? Malzeme kalitesi. Buralar yumuşak arkadaşlar. Buralar da yumuşak. Yine buralarda yumuşak. Bakın şu yeşil detaylarda çok güzel. Özellikle şu karbon fiber detayları ve şu menfezler. Asus'undaki şu hoparlörümüz de gerçekten muhteşem. Şekilde bakın. Aracın içi çok güzel. İçinden bu kadardı. Şöyle dışarı gidelim. Dışına çıkalım aracın. Bakın şöyle de bir göstereyim sizlere. Gayet şık ve güzel. Kör nokta uyarı sistemi yok arkadaşlar bu araçta. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle bir fiyatlarına da bakalım 2008'in. Fiyatı neymiş? Şöyle diyeyim arkadaşlar. İkinci el fiyatını bir göstermeden önce sıfır fiyatını söyleyeyim sizlere. 2008 1.5 Blue HD yani dizel 130 beygirlik aracı alırsanız 2021 güncellenen fiyat listesinde şu anda fiyatı 400 bin lira civarında. Yani 400 bin liraya alabiliyorsunuz. Ekstra opsiyonlar var üzerinde. Ama eğer MEPA'ya gelip ikinci el bir Peugeot almak isterseniz bakın tamamen tertemizdir. Ekspertiz var. 2020 model araç. GT Line Dynamic 1.5 EAT 8 şanzımanla geliyor ve 337 bin lira bir fiyat bandı var arkadaşlar. Burada ekstra olarak şey yok. Otomatik park sistemi yok. Ondan sonra acil durum fren destek sistemi yok bu araçta. Koltukların hafızalı olması yok. Bunlar hep zaten opsiyon olarak geliyor. Bakın burada. Şöyle tekrardan 2008'in farlarını göstereyim sizlere. Siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz arkadaşlar? Renault Captur mu? Yeni Crossland mi? Peugeot 2008 mi? Yoksa Ford Puma mı? Aralarından ben en çok 2008'i beğeniyorum. Çünkü bakın çok tatlı bir duruşu var. Yani zaten bu aracı alırsanız en fullünü alırsınız arkadaşlar. Kanalımda Captur'un ikonu var. Crossland'in en fullü Ultimate var. 2008 GT Line var. Allure da var. Hepsine bakabilirsiniz. Siz olsanız hangisini alırsınız? Fiyat bandı olarak, tasarım olarak, motor olarak, performans olarak görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.